Evet Nermin Hanım, peki hocam gezmek için kartınızı nereye götürmemiz gerekiyor? Nereye gitmeliyiz demiş yurt dışı sorusu sola. Nereye Nermin isterseniz gidin arkadaşlar, herkese her yer serbest. Siz yurt dışına giderken... O evet. Şeyi sormuş sanırım, ben anladım o soruyu. Prosedürü sormuş arkadaş. Ben tamam anlatacağım. Aynen, aynen. Aynen. Şimdi bakın yurt dışına seyahatlerde engelli ya da engelsiz gibi ayrım yok. İnsan olarak müracaat ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak müracaat ediyorsunuz. Bunun Schengen vizeleri var. Yani bu vizelerle uğraşan firmalar var. Ama onlara da çok dikkat edin. Onlar da sıkıntılı firmalar olabiliyor. Genelde resmi firmalara müracaat edin ya da kendiniz halledin. 3 aylık en az olmak üzere, en fazla olmak üzere seyahat edebilirsiniz. 3 aydan sonrası sıkıntıya düşürür. Siz insana. En son hangi ülkeye gittiydiniz? Bir ülkeye gittiniz yakın zamanda. Ben mi? Evet. Ben ülke dışı olarak Almanya'ya gittim, oradan Hollanda'ya gittim. Hayır, yenilerde de gittiniz. Yenilerde? Ya, yenilerde Fransa'ya mı? Bir yere gittiniz yani, ben öyle hatırlıyorum. Ümran Başkanımın kızı gitmişti yanlış hatırlıyorum. Kızım, benim kızım İtalya'ya gitti. Evet. İtalya'ya. Biz tamam. Çok gitmek istedik ama yoğunluktan fırsat bulamadık. Şimdi hı-hı. Temmuz ayında İrlanda'ya gidecek. Eğer fırsat bulursak gideceğiz görmeye çocuğumuzu ama bilmiyoruz. Yani bu kadar yoğun çalışmaya biz kendimize özel vakit ayıramıyoruz arkadaşlar. Hı-hı. Özel hayatımız kendi terzi söküğünü dikemezmiş. Ama bizler gittik yani, gerek derneklerimize gittik, gerek özel gittik. Yani 3 ay kaldığımız da oldu, 15 gün kaldığımız da oldu. Hı-hı. Bu konuda sıkıntı yok. Yani herhangi bir prosedürde sıkıntı yaratılmazsa şahsınıza sıkıntı yok.